Allahu la ilahe illahu la yecma'annakum ila yevmil kıyameti la raybe fih ve men asdaku minallahi hadise. Dersimizin devamında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam'a yüzeki kirgen münafıklarının ularının türleri harhılıdı. Medine'deki münafıklarına nisbeten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ularının zahirleri bilen kifayelenip ularının kalplerini Allah subhanehu ve teala'ya tapşırgen idiler. Lekin şun bilen birge ulardan daim hoşyar bolardılar. Ularga nisbeten Müslümanlarga kılıngan muameleni zahiren şun bilen kifayelenerdiler. Lekin İslam tarihida ma'lum bo'lganmas ki biror marta Madinaga, Madinadan boshqa o'ringa ketayotgan vaqtlarda biror bir munofiqni Madinaga vali qilib ketganliklari. Bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning munofiqlarni qanchalik bilganliklariga dalolat qiladi. Lekin shun bilan birga Alloh subhanahu va taoloning buyrug'i ularning zohirlari bilan kifoyalanib, botinlarni Allohga topshirishini. Madinaning tashqarisida bo'lgan munofiqlarga nisbatan boshqacha yo'l tutgan edilar. Birinchi, munofiqlarning Madinadan tashqarida bo'lganlari, ikkinchisi, ba'zi bir munofiqlar bor ediki, o'zlari bilan musulmonlar o'rtasida ahdi paymon bo'lgan kishilarga aloqalarini ya'ni bog'lab yurishardi. Ya'ni musulmonlar bilan biror bir toifa o'zining dinida bo'lgan toifalar o'rtasida sulh urushmaslikka sulh tuzilgan bo'lsa, shu kishilar bilan ular aloqada bo'lib yurishardi. Uchinchi toifalari betaraflar edi. Ular musulmonlarga birovlar jang qilsa ham qalblari tang bo'lardi va o'zlarining dinsiz birodarlariga jang qilinsa ham ularning qalblari tang bo'lardi. To'rtinchi toifasi Madinaga kelishsa o'zlarida islomni ko'rsatishardi. Madinadan ketishganlardan keyin o'zlarida kufrni e'lon qilishib dinga qarshi bo'lgan dushmanlarga yordam berishardi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bularga nisbatan qanday munosabatda bo'lishliklariga Alloh subhanahu va taolo oyat nozil qildi. Lekin islomiy jamiyatdagi har bir muomala tavhid asosiga qurilgandir. Shuning uchun bularga nisbatan bo'lgan muomalaning avvalida Alloh subhanahu va taolo o'zining vahdoniyatini isbot qiluvchi oyatni nozil qilib, Allohu la ilaha illahu Allohning yakkaligini bayon qiluvchi oyat kelyapti. Shun bilan birga har bir jamiyatdagi, xususan islomiy jamiyatdagi bo'lgan aloqalarning o'nglanishligi birinchi Allohning vahdoniyatiga qurilsa, ikkinchi hisob kuniga bo'lgan iymonga qurilgandir. Alloh subhanahu va taolo hammani qiyomat kuniga jamlaydi. Bu yerda hisob qiladi degan e'tiqod bo'lgandagina bir jamiyatdagi muomala suratlari o'nglanishligi mumkin. Bo'lmasam har bir kishiga bittadan emas, balki ikkitadan qo'riqchi qo'yishlikka muhtoj bo'lib qolmadi. Ammo kishi o'zining hisob kunida Allohning huzurida turishligini bilar ekan, uning qo'riqchisi qalbga o'rnaydida, unga tashqaridan bo'lgan qo'riqchini keragi bo'lmaydi. Hozirgi hayotdagi tortib hayotda hosil bo'layotgan muammolarning hammasi ko'payib borayotganligining siri bu jamiyatdagi aloqalar vahdoniyat asosiga qurilmagan va qiyomatdagi hisob kitobning barhaq ekanligi fikriga qurilmaganligidan muammoning bittasini yechilsa, u muammoning atrofida 10 ta muammo paydo bo'lyapti. Shuning uchun muomalalardan ilgari Alloh subhanahu va taolo bu muomalalarga nisbatan adolat haqiqat bo'lishligini bayon qilishlikdan ilgari Allohning vahdoniyatini isbot qiluvchi oyatni keltiryaptiki, Allohu la ilaha illahu la yajma'annakum
İlâ yevmil kıyamet ilâ raybe fîh. Allah'ın yekkeligi berhaktır. Sizlerine hemmeylerine kelişligi de şübhe bulmegen kıyamet günü gecemliydi. Ve men asdaku minallahi hadise. Allah'tan göre sözü sadıkrak bulgen zat var mı? İmam Ahmet özlerinin müsnedlerde alıp geldiler ki Zeyd ibn Sabit radiyallahu anhudan enne Resulallahi sallallahu aleyhi ve selleme kharaca ila Uhud feraca'a nasun kharacu ma'ahu fekâne ashabu Resulillahi sallallahu aleyhi ve selleme fihim firqatayn firqatun tekul naktuluhum ve firqatun tekul la humul mu'minuna feenzelallah fema lekum fil munafikine fiyateyn fekâle Resulullahi sallallahu aleyhi ve selleme innehâ tayyibah وَإِنَّهَا تَنْفِي الْخُبْثَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خُبْثَ الْحَدِيدِ İmam Bukhari ve İmam Müslim rivayetlerde keltirilinge. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud gazatiga çıkkalları da birge çıkken kişilerinin bir kısmı kaytip gitti. Şunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ashabları bularının hakkıda ikiye bölünüşüp kaldı. Bazıları aytishadilar ki, bularını Resulullah'ını taşlap ketken bu münafıklarını katıl kılış kere deyişerdi. Bazıları aytishadilar ki, yok, ular mu'min, bularını taşlap ketkenliği bilen biz katıl kılmasligimiz gerek. Degen münazara, iki hıl fikir hasıl bulgen de, Kur'an-ı Kerim'de bana bu hazırgi örgen yetken dersimizdeki ayet nazıl oldu. Münafıklar hakkıda nöme üçün ikiye bölündü yapsılar. Vallahu arkasahum bima kasabu. Allah ularını kılgan bu münafıklıkları bilen ularını bütün küfür zelaletine battırgan o. Sizler nima ularını bazılar mümin bazılar kafir diyorsunuzlar. Ularının kafir bolganligi de şüphe yok o. Ana Medine'nin taşkarısında bolgan münafıklarga nisbeten mana bu ayet nazil oldu. Başka bu haktaki rivayetler ham var ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzurlarda bir münafıklar vardı ki, aldılarga gelişip İslam kelimesine içerdi. Müşriklerge amma yardan berişerdi. Mekke'den bunlar özlerini bir hacet isteşip çıkıştılar. Aytishdi ki, agar biz bu özümüzü hacetimiz bilen çıkıyapız, Muhammed ne ashablarıge ruburu bulup kasayıp bizge hiç kendiye bir zarar yok deyişti. Mumunlar Mekke'den bularının çıkarlıklarını eşitçikallerden kigin, mumunların bir tayyipası aytishdiler ki, bu korkaklarını aldıge barıp katıl kılıyorlar deyişti. Ular düşmanlarge yardım, özilerini düşmanlarilerge yardım beri yaptı deyiştiler. Şunda başka mu'minlerinin taifesi aceplenişip Subhanallah yayın ki çünkü inge okşagen kelimene içtiler de sizlerinin aytiyatken kelime ne aytiyatken kişiler bilen cenkle sizler mi deyip şundaydı işler. Ular hicret kılışmagan idi. Medine-i Münevvere'ge hicret kılışmagan idi. Ve özlerinin diyarlarını Allah'ın yolu da teşlep geçişmagan idi. İmkaniyetleri barıdı. İslam'ın düşmanlarına Mekke'de turup yardım berişerdi. Medine'ye gelişken vakti İslam kelimesini yüzeki surette eğitip koyuşardılar. Bana bunlar hakkıda mumuller ikiye bölünüşken vakti Allah subhanehu ve teala bu ayetini nazıl kıldı ki münafıklar hakkıda ne mevcut ikiye bölün yapsınlar. Allah onlarını özlerinin kılgen münafıklıkları sebeplik bu küfür zelaletine battırırken onlarını. Mana shundan ma'lum bo'ladiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hijrat qilgan vaqtlarda Makka da turib, Madinaga kelishgan vaqtda islom kalimasini aytib qo'yishib, Makka da turib butun islomning dushmanlariga yordam berib musulmonlarni qatl qilayotgan munofiqlarga nisbatan Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatni nozil qildi. Ya'ni ularning kofir bo'lganligida shak shubha yo'q dedi.